Ne düşündüm biliyor musunuz çocuklar? Hep soruyorsunuz ya, şimdi sonbahar geldi. Güzel bir böyle daha tam ağırlaşmadan, kış girmeden size 4 tane, buraya ayırdım. 4 tane sonbahar kıyafeti deneyeceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Bu sene ben kendi kendime laciverde vurdum kendimi. Çok seviyorum. Lacivert eskiden çok giyerdik. Bilmiyorum neden şu ara, yani bu seneye kadar böyle bir lacivertten uzaklaşmışız. Geri dön Semiramis dedim. Karar verdik. Kızım da madem ki böyle kahverengi lacivert giyelim bu sene dedik. Şimdi göstereceğim size neler ayırdığımı. Lacivertle başlıyoruz. Mesela böyle bir ceket buldum. Bunun düğmeleri başkaydı. Bunun düğmelerini değiştirdim. Eski bir ceketimin düğmelerini buna koydum. Böyle beyaz bir pantolonla harika olur diye düşünüyorum. Biraz sonra giyip göstereceğim size. Nasıl? Çok beğeniyorum ben bunları. Ondan sonra bunu şöyle asayım ben. Bu birinci kıyafetimi, sonra tamamlayacağım bunu size. Çantası ve aksesuarlarıyla. Ondan sonra çocuklar, bunu biliyor musunuz? Bunu Galata'dan aldım. Bu da böyle bir pantolon. Benim meşhur pantolonlar hani var ya, böyle bol olacak da, güzel olacak da. Üstüne de bunu. Baharda nasıl? Bahar gibi. Yağmur yağmadan ben gene açık renklerimden kurtulamıyorum nedense. Size de tavsiye ederim. Ben gerçi kışın da çok beyaz giyiyorum ama. Böyle bir kıyafet oluyor. Ne hoş değil mi? Bunu da giyeceğim ve aksesuarlayacağım size. İnşallah beğenirsiniz. Biliyor musunuz? Ben griden hiçbir zaman vazgeçemiyorum. Böyle bu da. Hep pantolon, hep pantolon. Arada etek de giyiyorum ben. Çok uzun etek giyen bir tipim biliyorsunuz. Bunlar da böyle gri, baştan aşağı gri. Çok seviyorum. Çok seviyorum açık renkleri. Ne yapayım? Çünkü daha kışa girdiğimizde ciddi koyulara sarılacağız. Yapılacak bir şey yok. Koyu böyle siyah şeyler, dik yakalı bluzlar, gömlekler. Bakalım neler olacak. Bu da bir gri takımımız. Giydiğim zaman çok hoş olacak. Bilmiyorsunuz siz neler gelecek başınıza. Bu da jean'den hiç vazgeçemem. Baharda bir jean şart, değil mi? Böyle ben gene hep bollarda olduğum için ben artık dar giyemiyorum. Bir de beni rahatsız ediyor artık dar giymek. Enteresan bir şey. İnsan herhalde yaş aldıkça diyorum rahatına düşüyor. Ben onlardan biriyim. Rahatıma düştüm, yapılacak bir şey yok. Böyle daha hani havalar çok soğumadan gene renklerimizi bırakmayalım diyorum. Ben renk seviyorum ya. Böyle bir şey çocuklar. Şimdi birazdan ben size bunları tek tek giyip göstereceğim. Nasıl? Böyle bir şey işte. Tintin neredesin sen? Gel. Beraber yapacağız bu işleri. Sensiz saadet neymiş? Canım Tintincim. Beraber dolaşacağız, giyineceğiz, kuşanacağız, Tintin'le dolaşacağız. Aslında ben durup size giyiniyorum biliyorsunuz değil mi? Seviyorum sizlerle paylaşmayı. Hadi bakalım. İlk kıyafetimizle geldik. Bu benim baharda en sevdiğim kıyafetlerden biri. Bak ne kadar basit değil mi? Bir güzel pantolon, güzel dediğim koton bir pantolon, biraz kalınca bir koton ki hani üşümeyelim diye. Üstüne de böyle bir ceket. Çok enteresan, ben bu ceketin düğmeleri, kendine mahsus düğmeleri vardı böyle beyaz buralarda 3 tane. Onları çıkartıp bir elbisem vardı. Bu düğmeler onun üstünde de çıt kes onları. Koy buraya, bak ne kadar hoş oldu. Şimdi size bunu bir aksesuarlayayım. Aslında gayet basit, yani çok aksesuarlamaya lüzum yok bunu. Böyle diyorum, küçük bir çanta alırım. Bak ne hoş oldu. Böyle her yere gidebilirim ben bunu. Aslında bundan gece bile çıkabilirim ben, biliyor musunuz çocuklar? Çünkü güzel bir kokteyle bile gidebilirim. Çünkü bu düğmeler her şeyi hallediyor. Böyle bir şeyler yapıyorum işte kendi kendime, sonra da sizinle paylaşıyorum. Ne yapayım? İnşallah eğleniyorsunuzdur benden. Aa, ben çok eğleniyorum. Ay, küpeyi takamadım kulağıma. Bak şimdi. Buna yeşil küpe taktım. Daha iyi olmamış mı? Lacivertle yeşil. Her zaman güzel. Beyaz, lacivert, yeşil. Bayılırım. İkinci kıyafete geçiyoruz. İkinci sonbahar kıyafetimize geldik. Dedim ya, ben böyle daha havaları iyice soğumadan böyle renk seviyorum. Nasıl? Çok hoşuma gidiyor. Tabii jean olmazsa olmazım benim. Böyle bir kıyafet yaptım size. Normal bir tişört, bir uzun hırka. Değil mi Tintin? Biz bayılıyoruz böyle kıyafetlere, değil mi Tintin? Oy 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 oy, hadi bakalım. Şöyle, benim çanta merakım olmadığı için çocuklar, ben gene aynı çantayı alıyorum desem. Bak, her şeye uyuyor. Ne var ki? Yani illa o çanta senin, bu çanta senin. Ben yapamıyorum öyle şeyler. Onun için ben kendi bildiğimi yapıyorum. Aa, küpe takayım, küpesiz olmaz. Küpesiz olmaz. Geçen gün ben okuyorum ya bütün gelen mesajlarınızı, bayılıyorum. Ne güzel mesajlar atıyorsunuz bana. İçim açılıyor. Bütün enerjim yerine geliyor. Hani siz diyorsunuz bize enerji veriyorsunuz, siz bana enerji veriyorsunuz. Bütün güzel enerjiler bana doğuyor. Mesajınızda demiş ki bir arkadaşım, demiş ki ama orada bir çanta var. Hatta bazıları da marka demiş. Ben marka sevmiyorum diyorum ya hepinize. Hala söylüyorum. Ben marka sevmiyorum. Bunlar hep o markaların uydurulmuşu. Yani çok daha ucuz, onun %1 fiyatına filan. Mühim olan, eğer o şekli seviyorsanız, bazıları var mesela marka gibi görünen ama bir de hediye edilen eşyalar var insana tabii. Onları da sokağa atamıyorsunuz. Ama siz benim taktığımı görüyor musunuz? Mühim olan o. Değil mi? Yani benim demek istediğim şu ki, hani böyle bir marka çanta almak için dünyanın parasını harcayıp, oradan buradan kısıp o marka çantayı takmanın ne kadar önemsiz olduğunu ben size anlatmaya çalışıyordum. Yoksa başka bir şey değil ki. Yani benim çantalarım marka değil. Olanı da hediyedir. Birkaç tane var. Yalan söylemeye lüzum yok. Birkaç tane var. Onlar da hediyedir. Atamam, satamam. Ama onun dışında gidip de sokaktan aldığımı hatırlamıyorum. Nasıl? İkinci kıyafetimiz de buydu sonbaharda. Beğendiniz mi? Ay, bu da takıldı buradan bir yerlere. Bu pantolon o kadar bol ki bazen ayakkabıma takılıyor. Olabilir, böyle şeyler, yapılacak bir şey yok. Bugün ikinci kıyafetimizin son pozunu veriyorum. Allah! Üçüncü sonbahar başlangıcı kıyafetimize geldik. Tintin, benim arkadaşlarıma kıyafetimi göstermen için senin kucağımdan inmen lazım. Çünkü seni taşırken tam görünemiyoruz. Bakın çocuklar, bu ne kadar güzel bir kıyafet değil mi? Bunu ben şeyden aldım, Galata'dan aldım. Galata'da bir dükkan vardı, böyle her rengi. Bunlar bana şey gibi, biliyor musunuz, hırka gibi. Yani ben kısa ceket de giyiyorum tabii ama bunlar böyle uzun hırka gibi. Hem ise bak, bunları da taktım. Bu sefer böyle bir değişiklik olsun dedim. Niye taktım biliyor musunuz? Bunları takınca, yani böyle bir şey taktığınız zaman, ben gece istediğiniz yere giderim bu kıyafetle. Küpeleri değiştir, gündüz yürü. Böyle bir şey. İstersen böyle bir tişört giy, istersen gömlek giy, istersen kapalı bir tişört giy. Bak, bir kıyafet kaç yere gidebiliyor. Ben öyle düşünerek alıyorum ve birbirine uyduruyorum kıyafetleri. Şimdi bir çantam var. Biraz evvel çanta dedim ya, hani böyle çantalar, benim çantalarım var diyorsunuz ya. Bak, bu da buradan. Ve ben Bu çantaları buradan alıyorum. Kapalı çarşıda. Her şey var orada. Rengini beğeniyorum. Alıyorum ama bunu Hermès bilmiyorum. Kaç paraya yapıyor? Bana satamaz. Çocuklar, size anlatmak istediğim şey bu. Yani siz kendiniz sizseniz, siz kendinize güveniyorsanız ve kendiniz olmayı tercih ediyorsanız hiç kimsenin ismini üstüne koymanıza lüzum yok. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela demin o hani Hermès çantalarınız var ama filan diyorlar. Bakın size göstereyim o Hermès çantayı. Bu yıkanabilir bir çanta çocuklar. Bunu çamaşır makinesine atıp yıkıyorum ben. Bu bir kere kirlendi. Meğerse yıkanıyormuş çamaşır makinesi. Şimdi bunu gören benim elimde ne zannediyor bilmiyorum. Ben şeklini beğeniyorum ama ne yalan söyleyeyim. Şekil güzel. Ben bu şekli kullanabilirim. Ama onun istediği şekilde değil, benim istediğim şekilde kullanabilirim. Nasıl? İşte böyle çocuklar. Kıyafetimi beğendiniz mi? Ben çok beğeniyorum. Bak ne kadar hoş bir kıyafet değil mi? Bak burada da gözlüğüm, burada da çantam. Hadi gidelim Tintin, artık istediğin yere gidebiliriz. Yürü, yürü gidiyoruz kuzum. Şimdi ben size dördüncü kıyafetimi gösterecektim. İlk gösterdiğimde de bu ceketle gösterdim değil mi? İnanmayın bana, ben böyle son dakikada değişiklikler yaparım. Bazen giyiniyorum size bu giyim odasında, çıkarken bir şey geliyor aklıma, pat değiştiriyorum. Demeyin ki bize onu gösterdi, sonra başka bir şey yaptı. Ne yapayım, dayanamıyorum böyle. Bazen aklıma bir şey gelince onu yapıveriyorum. Şimdi bu ceketi giydim. Bir sıkıcı oldu, bir sıkıcı oldu. Derhal gittim. Bu da buldum. Bu da Galata'dan çocuklar. Bakar mısınız ne güzel bir şey. Ben bayılıyorum böyle şeylere. İşte böyle onu ona, bunu buna birleştirmek böyle bir şey oluyor. Dördüncü kıyafeti de gördünüz. Sonbaharın girişine hoş geldin dedik bugün. Sonra ortalarında gene görüşeceğiz. Bakalım neler olacak o zaman. Bye bye. Şimdi bütün bunları beraberce başladık. Bir sonbahar başlangıcı yaptık beraber. Bakalım hangisini beğendiniz siz? Bana bir çıtlasanıza, merak ediyorum. Bana yorumlarda yazın. Şu en güzeliydi. Bunu çok beğenmedik. Buna bayıldık filan gibi, ki ben de ona göre giyinip kuşanıp çıkayım. Rezil olmayayım size.